Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Yüzdeli ilaçlarda doz hacim analizi ile konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parçaları adım adım topluyoruz. Ondan sonra hepsini bir araya getirdiğimiz zaman hesaplayamadığımız ilaç kalmayacak. Şimdi yüzdeli ilaçlarda ne yapacağız? Yüzdeli ifadeler bize ne anlatacak? Size kısaca bunu anlatacağım. Şimdi slaytta var yazılar ama ben size ayrı bir sayfada kendim tane tane yazarak izah etmek istiyorum. Sonra slaytın üzerinden de eksiğimiz, gediğimiz var mı diye beraber bakarız. Şimdi arkadaşlar çok temelden başlıyorum. Mesela A ilacı var. A ilacının bize diyor ki yüzde uyduruyorum ikilik formda. Şimdi bakın öncelikle bilmeniz gereken temel bilgi şu. Bir ilaç için yüzdeli ifadenin yanında böyle bir şey verdiği zaman bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bu asla değişmeyecek. Bu gram cinsinden 100 mililitredeki etken maddedir. Yüzde 2'nin anlamı aslında şu. A ilacı 2 gram bölü 100 mililitre. Mesela bak mesela yüzde %1 dese 1 gram bölü 100 mililitre veya %05 ise 0.5 gram bölü 100 mililitre. Ama bak miligram değil mikrogram değil. 10 mililitre değil 1 mililitre değil. 100 mililitre de gram cinsinden etken madde. Buna özellikle dikkat etmeni istiyorum. Bak gram, mililitre ve 100. Bunu asla unutmayacaksın. Şimdi e, tamam bu ifade bizim geçen dersimizde incelediğimiz ifadelere zaten benziyor. Hatta benzemiyor aynısı. Biz zaten bunun açılımını yapıyorduk. Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Miligram, gram ya da mikrogramın yanındaki sayıyı mililitrenin yanındaki sayıya bölüyorduk. Ondan sonra gram bölü mililitre diye sırayı bozmadan yazıyorduk. Ama şimdi 2 bölü 100 diye uğraşmak yerine önce bunu 2 gramı 2000 miligram olarak düşünelim. E çünkü 1 gram 1000 miligram, 2 gram 2000 miligram değil mi? Evet. 2 gramın yerine 2000 miligram yazıyorum. Devamını aynen geçiriyorum. 100 mililitre. Bak şimdi. 2000 miligram bölü 100 mililitre. Ben miligramın yanındaki sayıyı mililitrenin yanındaki sayıya böldüğümde buradaki ifadenin 20 miligram bölü mililitre olduğunu göreceğim. İşte ana mesaj buradan gelecek. Arkadaşlar siz yüzdeli ilaçlarda şunu yapmakla uğraşmayacaksınız. Bunu size ben ispat olarak yazmak istedim. Ne demek olduğunu, nereden geldiğini birazdan anlatacağım işlemin nereden kaynaklandığını anlamanız için size bunu göstermek istedim. Bakın ne yapacaksınız? Beni dikkatle dinle lütfen. Çok dikkat et. Sakın yanlış öğrenme. Çünkü çok kritik bir noktadır. Bak. Yüzdeli ifadenin yanındaki sayıyı alacaksın yüzdeli ilaçlarda. Ne var burada arkadaşlar? 2. Çarpacaksın 10'la. Bak direkt. 2 kere 10 nedir? 20'dir. Tamam mı? Şu çarpı 10. Tamam. 2 çarpı 10, 20. Sonra bulduğun sonucun yanına daima bak lütfen dikkat et. Daima miligram bölü mililitre yazacaksın. Bak gördün mü? Aynısını bulduk. Biz bunu yapacağız her zaman. Mesaj şu. Yüzdeli ilaçlarda yüzdeli ifadenin yanındaki sayı onunla çarpılır. Bulunan sonucun yanına bulunan sonucun yanına miligram bölü mililitre yazılır. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü normalde yüzde iki demek 100 mililitredeki Gram cinsinden etken madde demek. Burada sen ilgili hesaplamayı yaptığında zaten cc'de 20 mg'a ulaşıyorsun. Dolayısıyla bunu böyle uzun yapmak yerine direkt olarak yüzdeli ifadenin yanındaki sayı 10 ile çarp miligram bölü mililitre yaz. Şimdi iyice oturtalım gelin birkaç tane örnek yapayım size. İyice şöyle bir kafamıza yerleşsin. Bak mesela yüzde 0,5'lik bir ilaç. Yüzde 1'lik bir ilaç. Yüzde 3,5'luk bir ilaç. Yüzde 0,02'lik bir ilaç. Arkadaşlar yapacağım şey çok basit ve tek. Öncelikle her zaman miligram bölü mililitre cinsinden etken madde bulacağımı unutmuyorum. Ve sakın böyle 2 mililitre 3 mililitre falan aman öyle şeylere girmeyin. Sen miligram cinsinden sadece 1 mililitredeki etken maddeyi buluyorsun. Bak var ya rezil rüsva oluruz bunu yanlış yaparsanız. Öyle buraya 3-5 mililitre falan yazarsanız her şey değişir. Gizli bir var. Ve sen direkt miligram cinsinden 1 mililitredekini buluyorsun. Ne yapıyorum? Yüzdeli ifadenin yanındaki sayı sadece onunla çarpıyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. 0,5 çarpı 10. 5. Bu ilaç 5 miligram bölü mililitredir. sesi 5 miligramdır. Yüzde birlik mi? Bu ilaç 10 miligram bölü mililitredir. Bir kere 10, 10. Bu kadar. Yüzde üç buçuk mu? Çarp 10 35. 35 miligram bölü mililitredir. Bu kadar. Yüzde 0,02. Bir kere 10 çarpmak virgülü bir tane sağa kaydıracak. 0,2 miligram bölü mililitredir. Bu kadar. İşte başka hiçbir şey yok. Hatta virgüllü sayı gördüm bunu da daha güzel bir şeye dönüştüreyim dersem ne yaparım? Bir binle daha çarparsam mikrogram yapmaz mıyım? Bak bir kere onla çarp 2. Bir daha onla çarp 20. Bir daha onla çarp 200. Mikrogram bölü mililitre. Bak gördünüz mü? Yani yüzdeli ifadelerde yüzdeli ifadenin yanındaki sayıyı onla çarptığında 1 mililitredeki miligram cinsinden etken maddeyi bulmuş olacaksın. Peki öğrenciler nerede yanılıyor? Arkadaşlar bakın şimdi. Sana diyor ki %2'lik 5 mililitre lidokain ampul. Şimdi arkadaşlar burada %2 ne demek? Yüzdeli ifadenin yanındaki sayıyı 10 çarp 20. Miligram bölü mililitre. Yani bu ilacın bir cc'si 20 miligram demek. Doğrusu bu. Ama öğrenci bazen ne yapıyor biliyor musunuz? Sakın bunu yapmayın bakın. Bunu yaparsanız mahvolursunuz. 10 ile çarpıyor 20 diyor. a 5 mililitre demiş diyor. 20 miligram 5 mililitre diyor. Cc 4 miligramdır diyor. Gittin. Mahvoldun. Bittin sen. Bunu yaptığın anda mahvolursun. Sakın. Hayır. Sen yüzdeli ifadelerde 1 mililitredeki miligram cinsinden etken maddeyi buluyorsun. E hocam ilaç 5 mililitreymiş ne mesaj alacağız buradan? Şu mesajı alacaksın. 1 mililitre 20 miligrammış. O zaman bu ilacın 5 mililitresi nedir? 100 miligramdır. Yani ampul toplam 100 miligram. Bu ilaçtan 3 cc yaparsam 1 cc 20, 2 cc 40, 3 cc 60 miligram mesela ne olur? İlaç yapmış olurum unutma mililitre ile cc neydi? Aynı şeydi. Bunu da size daha önce söylemiştim arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım bana ne anlatıyor. Aynen söylediklerimi söylüyor. Tekrarlayalım hiçbir mahsur yok. İyice oturtalım her şey iyice otursun. A ilacı yüzde birlik formda olsun demişim ben notumuza. E şimdi bak yüzdeli ifadenin yanındaki ne anlama geliyordu? 100 mililitredeki gram cinsinden etken madde anlamı taşıyordu. Bak dolayısıyla 1 gram bölü 100 mililitre. 1 gram nedir arkadaşlar? 1000 miligramdır. Ya bozmadan aynısını yazıyorum devamına. 1000 miligram bölü 100 mililitre. Miligramın yanındakini mililitrenin yanındakine bölüyorum. O zaman 10 miligram mililitre. Ben bunu yapmak yerine ne yapıyorum artık? Yüzdeli ifadenin yanında 1 mi var? 10 çarptım. Yanına direkt miligram bölü mililitre yazıyorum. Tüm mesaj bundan ibaret. Bu kadar. Sonra ne diyor? Mesela yüzde iki mi efendim? 20 miligram bölü mililitre. Yüzdeli ifadenin yanındaki sayı onla çarptı 20 miligram bölü mililitre yazdı. Yüzdeli ifadenin yanındaki sıfır bir onla çarptı 1, 1 miligram bölü mililitre. Yüzdeli ifadenin yanındaki sayı onla çarptı 25 beş miligram bölü mililitre. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey aramayacaksınız arkadaşlar. Şimdi örnek sorularımızı beraber inceleyelim ve iyice konumuzu oturtmuş olalım. Ne diyor bakalım? Diyor ki %0.3'lük 1 mililitre ilaçtan 2.5 mililitre uygulanırsa hastaya toplam kaç miligram ilaç uygulanmış olur? Ben şöyle şu tarafta hiç orada çözüm yokmuş gibi size çözeyim. Zaten çözümde ders notu olsun diye elinizde var. Arkadaşlarım şimdi bak yüzde 0,3'lükmüş. Ya ben yüzdeli ifadenin yanındaki sayı 10 ile çarpıyorum. 3 miligram bölü mililitre yazıyorum. Yani 1 cc'deki miligram cinsinden etken maddeyi bulmuş oluyorum. Bak yani bu ifadenin anlamı ne? Bu ifadenin anlamı bu ilacın 1 mililitresi 3 miligrammış. Ne diyor bana? Ben diyor 2,5 mililitre uygularsam o zaman 2,5 mililitre uygularsam toplam kaç miligram uygulamış olurum? 3 ile ne yapacağım? 2,5'u çarpacağım arkadaşlar. Bu da ne olmuş olacak? 7,5 miligram ilaç uygulanmış olması anlamı taşıyacak. İşte bu kadar basit. Gördünüz mü? Devam edelim bakalım. %2'lik diyor. 5 mililitre lidokain ampulden 2 mililitre alıyoruz. Ya zaten az önce de bak lidokain ampulü konuşmuştuk. Mesela sahada, yoğun bakımda, acilde, ameliyathane'de çok var değil mi? Lidokain %2'lik ampul hatta %10'luğu da var. Bak şimdi %2 pardon. Heh, %2 arkadaşlar %2'nin anlamı neydi neydi neydi? 2 kere 10 20. Yaz yanına miligram bölü mililitre. Başka hiçbir şey yapma. Hiçbir şeyle kafanı karıştırma. 20 miligram mililitre. Orası çok çirkin oldu arkadaşlar. Şöyle bir düzeltelim orayı. Şöyle düzgün iş yapalım yapıyorsak. Heh. 20 miligram mililitre tamam. Ne diyor bak? Bu ilaç toplam 5 mililitre diyor. Tamam. Biz diyor 2 mililitresini alıyoruz diyor. Şimdi arkadaşlar, ilaç 5 mililitre. Dolayısıyla bak, 1 cc'si yani 1 mililitresi 20 miligram. E o zaman 5 cc'si 5 katı. 100 miligram değil mi? Tamam. Ne kadar alıyorum? Bak 2 mililitre alacağım. E o zaman 1 cc 22 mililitre 40 miligram alacağım. O zaman 100'den 40'ı çıkarttığımda geriye 60 miligram lidokain kalmış olacak. Burada da zaten yapmışım yazmışım. 60 miligram ilaç kalmış olacak. Lütfen unutma. Tekrar ediyorum. Yüzdeli ifadenin yanındaki sayıyı 10 çarpıyorsun. Yanına miligram bölü mililitre yazıyorsun. Bunun anlamı 1 cc'deki kaç miligram ilaç olduğudur. Başka bir anlam taşımaz. Yapma sakın karıştırma. Peki bakalım buna. Yüzde diyor 0.02'lik 1 mililitre ilaçtan 10 mililitre uyguluyoruz. Hmm. Şimdi bak. Yüzde. 0,02 ise arkadaşlar yüzdeli ifadenin yanındaki sayıyı 10 çarptığımız zaman virgül bir tane sağ kaymayacak mı? Yani 0,2 olmayacak mı? Evet 10 ile çarpılmış hali bu. Miligram bölü mililitre yazıyorum. Yani 1 cc 0,2 miligram. Bak o da 1 mililitre 0,2 Miligram anlamı taşıyor. Ben 10 cc uyguluyormuşum. 10 tane yapacakmışım bundan. O zaman 10 cc'si kaç miligramdır? 10 katına çıktı. 10 katına çıkar. 2 miligram ilaç yapmış olacağım. İşte bu kadar basit. Devam edelim bakalım. %1'lik bir ilacın ampulünün toplam 10 mililitre olduğu bilinmektedir. Bak şimdi. Öncelikle ilaç %1'likse bu ilacın 1 cc'si kaç miligramdır diyeceksiniz. 10 miligram bölü mililitre diyeceksiniz. İlaç toplam 10 mililitreymiş bak. 1 mililitresi 10 miligrammış. Tamam mı? Tüm ampul 10 mililitre kaç miligramdır? 100 miligramdır. Bu 10 katına çıktı. Bu da 10 katına çıkacak. Bana ne soruyor? Ben diyor bu ilaçtan 3 mililitre uygularsam zaten 10 mililitre olup olmadığı bilgisine ihtiyacım yok ki. Ben diyor 3 mililitre yaparsam kaç miligram yapmış olurum? E sen zaten 1 mililitre yaptığında 10 miligram yapmış oluyorsun. Sen demek ki 3 mililitre yaptığında 30 miligram bu ilaçtan hastana uygulamış oluyorsun. Bakalım son sorumuzda ne diyor? He, bu yüzdeli ilaçlarla ilgili değil. Bu genel bir soru. Çözelim. Arveles ampulün tamamının 50 miligram olduğu bilinmektedir. Ampul toplamda 2 mililitre olup hastaya 0,5 mililitre uygulanması planlanmaktadır. Bu durumda hastaya kaç dikkat tuzak var mikrogram arveles uygulamış olacağız diyor. Arkadaşlar şimdi arveles ampulün 50 miligram olduğunu biliyormuş ve toplam 2 mililitreymiş. Devlet hizmeti demiştik. Önce doz sonra hacim yazacağım. Her zaman değişmeyecek. Bak şimdi doz 50 miligram bu ilacın. Ampul toplam 2 mililitre. Doğru mu arkadaşlar? Demek ki 50 miligram bölü 2 mililitrelik bir ilacım var. Demek ki bunun 1 mililitresi miligramın yanındaki sayıyı mililitrenin yanındaki sayıya bölecek olursam 25 miligram bölü mililitre olacak. Bu ne anlam taşıyacak? 1 cc arveles 25 miligramdır anlamı taşıyacak. Ne diyor bana? Ben 0,5 mililitre uygulayacağım. Sen 0,5 cc, 0,5 mililitre uygularsan ne kadar uygulamış olursun? Yarıya düştü. Pardon, pardon. Yarıya düştü. E bu da yarıya düşecek. O zaman 25 bölü 2, 12,5 miligram arveles uygulamış olacağım. Ama bak bana kaç mikrogram uygulamamız gerektiğini söylüyor. Yani kaç mikrograma e, dönüşeceğini söylüyor. Dolayısıyla miligramı ben... 1000 ile çarpmalıyım ki mikrogram olsun. 12 buçu bir kere onla çarp 125. Bir kere daha onla çarp 1250. Bir kere daha onla çarp 12.500 mikrogram. Ne yapmış olacağım ben hastaya? Arveles ilaç uygulamış olacağım arkadaşlar. Yüzdeli ilaçlardaki mantığı anlattık. Bir tane de önceki konuları tekrar ettirecek bir soru çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda sulandırmalarla konumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.